Beşiktaş benim için bu hayatımın dönüm noktası oldu. Dönüm noktası. Gerçekten. Beşiktaş büyük bir şehrin içinde küçük bir şehir gibi aslında. Hani sanki herkesin birbirini tanıdığı, bildiği, sürekli olarak aynı insanları gördüğü ve yani böyle bir yer. Beşiktaş candır ya. Yani geldiğin zaman sen de huzur hissetmişsin, huzuru bulmuşsundur kesin. Evet. Oh ben Beşiktaş'tayım, baksana cıvıl cıvıl insanlar. Genç nesil burada, elit insan burada, akıllı insan burada, balık sevenler burada. Balık ekmek satıyoruz, midye tava satıyoruz, kalamar satıyoruz. Nasıl gidiyor işler? O kötü. Bu pandemi Allah'a şükür ciğerimize kadar girdi. Ama adım adım son 10 gündür biraz tıklı tıklı tık ilerleme var. Ön yargılarımızdan, her şeyden önce ön yargılarımızdan kurtulabilirsek hayat daha farklı olur, daha farklı olur, çok farklı olur. Ben 2,5 senedir burada ekmek yiyorum. Allah herkese razı olsun. Ben burada Beşiktaş'a ve CHP'ye borçluyum hayat. Buradaki Beşiktaş, buradaki CHP'ye borçluyum hayatım. En kötülüklerin anası işsizlik ve cehalet. Hayat yaşamak, güzel yaşamak, keyif almak, yemek yemek, sağlıklı yaşamak. Yani hayat bu. Hayat ya bir oyundur. Yani bir oyundur. Eğer bu oyuna uyum sağlamazsan, ayak uyduramazsan yok olursun. Beşiktaş, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık, fazileti çok olan bir dua gibidir. Sıkıntılarını dile getiriyorsun, sazla söylüyorsun. Arkadaş gibi onunla derinleşiyorsun resmen. Sağ olun, Allah razı olsun. Kolay gelsin. Hayat benim için nedir? Göz açıp kapayıncaya kadar bir bekleme salonu gibi bir şeydir. Hani mesela otobüste kimi Karaköy'de iniyor, kimi Tophane'de iniyor, sırası gelen gidiyor. Ömür dolduruyoruz. Hayat nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl bir şey? Teraziyi biliyor musun? Biliyorum hocam. Terazinin kefesine eksik bir şey koyarsan hata yaparsın. Fazla bir şey koyarsan da hata yaparsın. Niye böyle düşünüyorsunuz?
Tecrübe. Tecrübe. Ben cezaevinden çıktım. Yani çıktığıma pişman oldum. Keşke... Keşke bir daha girsem ya. Pişman oldum abi. Orası mı daha iyi diyorsun? Daha, orası daha iyi değil ama yani orada en azından dostluk var, arkadaşlık var, güven var. İnsanlar birbirlerine güveniyorlar. İçeride. İçeride. Burada hiç kimsenin hiç kimseye güveniyor. Yaşadığın kadardır. Ne yaşıyorsan odur hayat. Yani herkesin, herkese göre hayatın anlamı farklı. Herkes hayata farklı bakıyor. Güzel bakarsan güzel yaşarsın. Ben güzel bakıyorum, güzel yaşadığımı düşünüyorum. Ruhu var. Yani yaşayan bir semtimiz. Çok güzel insanlar var. Çok güzel insanlar burada rahat yaşıyorlar, relax yaşıyorlar. Zaten dışarıdan da eğlenmeye insanlar buraya bu semte geliyor. Beşiktaş'ta insanlar genelde birbirlerini tanıyorlar. Dolayısıyla burada rahat hissediyorsunuz kendini. Ne kadar çok insan sesinden ve hani sokak gürültüsünden uzaklaşırsam o kadar kendimi hem daha rahat hissediyorum. Bir de karanlık şeydir aslında, bir gizem de yaratır. Beşiktaş. Ben Barış abi çok iyi bilir. Yeri geldi ben bu sokaklarda yattım. Tek evet. Gayemiz var işte. Beşiktaş şampiyon olsun. Biz de bir yerlere gelelim. Kendimizi kurtaralım. Beşiktaş tutuyorsun. Hastasıyım abi ya. Birazcık böyle. Biletsiz maça girmekten 10 ayda cezaevine gireceğim şimdi. Buradan devlet yetkililerine de işte 6222 sayılı kanundan ötürü teşekkür ederim. Bizim gibi holiganları adam ediyorlar. Tayyip Erdoğan'a bir tane mesajım var. Lütfen alkol satışını yasaklamasınlar. Yasaklarlarsa harbiden çok kötü olacak yani. Hangi açıdan olduğunu söyleyeyim mi? Tabii. Gençler gidiyorlar 5 liraya 10 liraya uyuşturucu madde kullanıp kendilerini uyuşturmaya çalışıyorlar. Onun yerine alkol daha ucuz olsa, biri 15 lira olacağını, 5 lira olsa onlar gidip uyuşturucu peşinde koştururlar mı? Beşiktaş benim için kaos ifade ediyor. Geldiğimde hafta sonları özellikle herkesi bir holigan görüyordum ama içine girdikçe insan tam tersi ısınıyor. Herkesin dost canlısı olduğunu görebiliyor. Rahatça, güvenli bir şekilde gezebildiğini görüyor. Hani ilk bakışta bir kaos görüyorsunuz ama sonradan yani kendi eviniz gibi hissedebiliyorsunuz. Bugün gitar çalan arkadaşımızın ve ikizinin doğum günü. Aynı güne denk geliyor tabi. Tebrikler. Şu an zoom'u yedim. Onun münasebetiyle böyle bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş'tan ne sesi geliyor? Beşiktaş.
çocuklar işte. Gol sesi gelir, ne sesi gelir. Sokağa yaşamak da ayrı bir keyif. Yani Beşiktaş'ta siz ne yaparsınız? Siz kimse sizi yadırgamasın. Umarım bol like alırsınız, bol aboneniz olur. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın.